karışacağım. Işıklara. Onlar benim yeni kaderim. Şuradan durun. Nasıl gidiyor bakalım? Alışabildin mi? Çalışıyorum. Çalışma. Alış. Bu işte duygulara yer yok. Soğuk olacaksın. Duvar gibi. Unutma. Sen de buranın duvarlarından birisisin. Bunu aklına kazı. Aç şu kapıyı. Savcı Bey ifadenizi almak için gelecek bugün. O gelmeden size birkaç sorum olacak. Ölmek üzere olduğunuzu biliyor muydunuz? Bir hafta ömrünüz kalmış. Bunu biliyor muydunuz? O 10 kişiyi öldürürken ölmek üzere olduğunuzu biliyor muydunuz? Kişiyi öldürdünüz ve idam cezası aldınız. Şimdi bir haftalık ömrünüz kaldığını öğrendik. Siz bunu biliyor muydunuz? Ölenlerden birini tanıyordum. Bana bir cevap verin. Lütfen. Ne demek oluyor şimdi bu? Biliyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? O insanları neden öldürdünüz? Bunu neden yaptınız? Neden? Hiçbir bir şey söylemedi. Ağzını bile açmadı. Öyle gülümsedi sadece. Müdür ne yaptı abi? Kızdı. Kızdı mı? Adam eski hakim diye bir şey de diyemedi. Tabii de. Sürekli aynı soruları sorup durdu. En sonunda sinirlendi, kapıyı çarptı çıktı. Öldürsünler pezevengi. Utanmadan bir de dalga geçiyor. Ya abi adam zaten ölecek. Nesini idam ediyorlar ki? İbret olsun diye. 10 kişi öldürmüş. Ahçay mı bu? Değil tabii de. Müktesef aktar ve her iş yerinin özelliği dikkate alınarak yapılan fazla mesai süren... Nasıl bir adamdı? Arada gelirdi buraya. Pek konuşmazdı. Sert adamdı ama. Ne yapacağı, ne edeceği belli olmazdı. Hiç evlenmemiş değil mi abi? Yok. Kimi kimsesi yok. Yetimhanede büyümüş. Habere bakın. Şiddet ve cebir kullanarak anayasal düzeni kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak,
Örgütü öven yayınlar yayınlamak suçuyla yargılanan Erke Dergisi üyesi 10 kişinin idam kararı meclisten sonra Cumhurbaşkanı'nın da onayından geçti. Günaydın müdürüm. Günaydın. Yeni mahkumlar bu sabah geldi. Hücrelerine yerleştirdik. Yarın idam edilecek mahkumlar. On kişi. Evet efendim. Bugünden başlayalım hazırlıklara. Yarın öğlen infazları gerçekleştiririz. Bir saate kadar kalmaz biter işimiz. Emir Hasan'ız efendim. Bir aksilik istemiyorum. Bizzat kendine ilgilen işlerle. Peki efendim. İnşallah diye bir şey yok. Herkesin gözü üstümüzde. İyi akşamlar abi. İyi nöbetler. Eyvallah, sağ olsun. İkimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Şimdi seni bunun için asacaklar. Dün televizyonda gördüm seni. O zamandan beri aynı şeyi düşünüyorum. Ya benim şiirim de yayınlasalardı? Düşünsene. Senin ya da benim ne düşündüğümün hiç önemi yok. Dergi de o uğruna gençliğimizi verdiğimiz insanlar da yerin dibine bastı. Yarın beni öldürecekler. Bunun ötesi birisi yok. Ne yaparsam yapayım, ne yapmış olsam olayım, 100 kişiyi bile öldürmüş olsam, bunu nasıl yaparlar? Seni öldürmeye karar verdik, nasıl derler?
İdam ne demek? Hı? İdam ne demek? Düşündün mü hiç? Birini öldürmeye karar veren mahkeme, birini öldüren insandan daha katil, daha zalim değil mi? İnsan hakkında nasıl ölüm kararı alırlar, bunu aklım almıyor. Burada durup o saati, o dakikayı, o anı beklemek, öyle şeyler düşünüyor ki insan. Aklımı kaçıracağım diye korkuyorum. Gerçi bu saatten sonra neyime lazım akıl fikir. Korkuyor musun? Laf mı bu şimdi? Aklımı kaçıracağım diyorum sana. Sabah olacak, güneş doğacak diye düşündükçe kalbim patlayacak gibi oluyor. Eşkıyanın biri. Alsa kaldırsa beni dağın başını. Dayasa boynuma bıçağı. O bıçak boynumu kesene kadar bir umudum olurdu. Yalvarırdım, ağlardım, ne isterse yapardım. Bir umudum olurdu çünkü. Ama şimdi yapamazlar. Kimse için. Ne yapmış olursa olsun yapamazlar. Bir insan hakkında ölüm kararı alamazlar. Bu adalet değil. Yan taraftan ses geliyor. İdam gördün mü daha önce? Ne? İdam diyorum. Daha önce hiç gördün mü? Yarın ne olacak bilgin var mı? Görmedim ama biliyorum. Anlat sırasıyla. Sabah erken uyandırılacaksınız. Geç geç. Yıkanmak isteyenlere banyo yaptıracaklar. Abdest aldıracaklar. Geç bunlar geç. Dar ağacında. Yani o aşamada 10 kişiyiz. Nasıl asılacaklar bizi? Sırayla. Bir kişinin fazı bitmeden diğerine geçilmez. Birbirinizi göremeyeceksiniz. Ben kaçıncı sıradayım? Bilmiyorum. Ama iyi hatırlıyorum. İlk sırada sen değildin. Bir saat içinde bitmiş olacak. İnşallah. Bir kişinin fazı yaklaşık 5 dakika sürüyor. O yüzden. 5 dakika. Benim olan son 5 dakika. Son 5 dakikada ne yapacağımı planladım. Bir anımı bile boş harcamak istemiyorum. Ne yapacaksın peki? İlk 2 dakikasını diğerleriyle vedalaşmaya vereceğim. Sarılıp ağlarlar ancak biter zaten. Sonraki 1 dakikayı da ne olacağımı düşüneceğim. Sonraki dakikasını da böyle son kez etrafıma bakıyorum. Ne olacağımı derken? Ne olacağımı? Evet, Özcan. Ya sonra? Ne olacak? Ne olacağım? Nerede olacağım? Ne olacağını düşünüyorsun peki? Ya ölmeseydin? Ne? Ya ölmeseydin?
Yaşasaydın ne yapardın? Her anımı o 5 dakika gibi yaşardım. Planlı. Aynı hatalar tekrar yapmazdım. 1000 kere düşünürdüm bir şey yapmadan önce. Mesela şu sigarayı içmezdim. Başka? 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 Başka ne yapardım? Başka ne yapardım? Başka ne yapardım? Anama giderdim. Köyüme. Giderdim anama. Dizinin dibine çekerdim. Kokusunu içime çekerdim derin derin. Sonra kalk gidiyoruz. Kalk gidiyoruz derdim. Anam bana bir kız beğenirdi köyde. Ne güzel kızdı o. Kalk gidiyoruz anam. Şu kızı isteyelim. Vermezlerse zorla alırım. Sonra köyden uzağa, herkesten uzağa bir ev yapardım. Her taşını kendim koyardım. Arkasına da kocaman bir bahçe yapardım. Çoluk çocuk oynasın diye. Boy boyuna çocuk yapardım. Erkek olunca da rahmetli babamın adını verirdim. Vasiyet etmişti ölmeden önce. Ha bir de roman yazardım tabii. Konusu bile aklımda. Çarşıdan bir tomar kağıt aldım giderken. Parasını verir misin? Kaçmıyoruz ya. Çıkar beni buradan. Aç kapıyı. Yapamam. Yaparsın. Görmedim dersin, bilmiyorum dersin. Olmaz, yapamam. Aç kapıyı gideyim bak. Söz veriyorum. Yakalanırsam adını vermem. Tamam. Hiçbir zaman samimi olmadık seninle ama bunu yapmalarına izin veremezsin. Beni öldürmelerine izin veremezsin değil mi? Korkma, bir şey olmaz sana. Zaten onlar benim peşime düşer. Kimsenin aklına gelmezsin sen. Dergi değil mi kapana dönüştüren? Merak etme, oradan da bir şey çıkmaz. Yayınlanmayan şeyleri tutmuyorlardı zaten. Hayır. Olmaz. Allah seni de belanı versin. Aç lan kapıyı! Aç! Orası mı çocuğu? Aç lan! Aç! Aç! Öldüremezsiniz lan bir! Bırakın! Allah'ım neresi! Son bir arzun var mı? Dua etmemi ister misin? Abdest de anladı hocam zaten. Kapıyı açtığımda beni takip edin. Allah tahsiratınızı affetsin. Thank you.
Beklediğiniz sırayla asılacak. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاة Hayırdır? Neyin koşturması bu? Nasıl bu? Dışarıdakilerin idamından vazgeçilmiş. Farklı suçlar tekrar yargılanacaklarmış.